Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farm Expert 2016 oynayacağız ve her zaman yaptığımız gibi sıcağı sıcağına bu ilk bölümde oyunu değerlendireceğiz. Bakalım nasıl bir oyun olmuş. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu arada oyuna başlamadan önce traktörün üzerindeki markaya dikkatinizi cımbızla çekerim abi. Saman. Evet, ilginç bir markası var. Arkadaşlar, oyuna ilk giriş yaptığınızda böyle bir ana menüyle karşılaşıyorsunuz. Gayet sade bir ana menüsü var. Ben de bunu her oyun için söylüyorum değil mi ya? Evet, sade bir ana menüsü var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, iki farklı oynanış modu bulunuyor. Ve Free Play'de görüyorsunuz iki farklı harita var. Aynı zamanda Multi'de akabiliyorsunuz. Ancak biz tabii ki ne yapacağız? Kariyer modundan bu ilk izlenim videosunda oyunu bir değerlendireceğiz. Arkadaşlar, bu arada oyundaki birçok cihaz, traktör işte, diğer cihazlar lisanslı. Ancak hepsi değil, bazıları da uydurma arkadaşlar. Yani Farming 15'teki gibi bütün aletler, edevatlar, cihazlar, traktörler, biçer duvarlar lisanslı değil arkadaşlar. Sadece yarısı lisanslı, yarısı lisanssız. Zaten lisanslı olanları altta görüyorsunuz. Green mi var abi? Neymiş bu? Patates değil mi abi bu? Pancar. Pancarno. Evet arkadaşlar. İğrenç İtalyancamızdan sonra oyuna giriş yaptık. Arkadaşlar, şu an oyundayız. Hemen şöyle bir dilerseniz bakalım. Follow the lead. Evet, yönergeleri takip et diyor. Şöyle yapalım dilerseniz. Abi ben şu traktöre bir bineyim. Oo, giriş animasyonu güzelmiş. Evet, güzel bir müzik çalıyor arkadaşlar arka planda. Arkadaşlar, ben sizlere sunmadan önce biraz oynamıştım. Oyundaki detayları bu bölümde sizlere anlatmaya çalışacağım. En azından oyunu satın alma düşüncesindeyseniz bu video sizlere biraz fikir versin istiyorum. Bu arada geriye taktık. Geriye de Z tuşuyla takıyoruz. Yani Farming'deki gibi W ve S ile ileri geri gitmiyoruz. Geriye gitmemiz için Z'ye basıp geriye takmamız gerekiyor. Daha sonrasında W ile birlikte geriye doğru gidebiliyoruz. Arkadaşlar, sağ üstte görüyorsunuz Backcam 2 var. Yani benim özellikle Farming'de aradığım özelliklerden bir tanesiydi. Arkayı görebiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Yani güzel düşünülmüş. Evet, şimdi şöyle yapalım. Taklacı sola dön. Evet, biz ilk bölüm olduğu için arkadaşlar yönergeleri takip edeceğiz. Yani şöyle bir devam edelim bakalım. Kes tırış abi, ver göze. Evet, falan filan falan filan abi. Tamam, okey, anladık. Evet, şöyle sola doğru bir kıralım bakalım. Burası neymiş? Abi, burası bizim at çiftliğimiz. Güzel. Arkadaşlar, oyunda at da besleyebiliyoruz. Abi şöyle döneceğiz. Şöyle yapayım ben ya, biraz dışarıdan kullanayım. Hatta bu arada ben şöyle ışıkları falan yakayım. Biraz daha güzel bir görüntü olsun. Arkadaşlar, burası bizim silaj merkezimiz. Evet, şöyle ileri doğru bir gidelim. Abi biz geriye mi geleceğiz ya? Tamam, şöyle geriye gidelim. Ben buradan döneriz diye şey yaptım ama yer yokmuş. Evet arkadaşlar, şu an bakın geriye doğru geliyoruz. Hemen bir işaret gözüktü. Bu güzel olmuş ya. Bak, bunu güzel düşünmüşler. En azından arkayı görebilmek gayet iyi. Yalnız kontrolleri biraz alışmamız gerekiyor. Farming'den biraz daha farklı arkadaşlar kontrolleri. Bu arada Farming serimiz bitmedi. Ona devam edeceğiz. Bu sadece bir ilk izlenim videosu olacak arkadaşlar. Yani bu oyun için. Evet, burası neymiş? Evet, keçi ve koyun çiftliğimiz arkadaşlar burası. Güzel. Devam. İlk bölümde en azından bir çiftliğimizi tanıyalım değil mi taklacılar? Daha sonrasında da tarlamıza geçiş yapacağız. Evet, ne diyor abi burası? İn bakayım taklacı. Evet, şu iniş biniş animasyonlarını beğendim. Evet, hop. Abi. Evet, bir tane inekçiğimiz var. Güzel. Burası inek çiftliğimiz. Tekrar bir binelim bakalım. Şimdi burası neymiş abi? Bakacağız. Sol üst tarafta arkadaşlar tarihi ve paramızı görüyoruz. Sol alt kısımda haritamız var. Haritası 3 boyutlu. Gayet de güzel görünüyor. Tamam, devam kardeş. Evet, ne diyor? Kamerayı değiştirebilirsin falan filan. Tamam, değiştirelim kardeş. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, burası neymiş? Bizim depomuz. Evet, şuraya doğru boşaltacağız.
Fena değil. Tamam. Evet arkadaşlar, burası da bizim meşhur borumuz abi. Aldın mı boruyu ya? Evet. Oradan da yükleme yapabiliyoruz. Burası neymiş abi? Evet, yakıt merkezi arkadaşlar. Burayı genişletebiliyoruz. Hatta ben sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Silomuzu genişletebiliyoruz arkadaşlar. Farklı silolar yerleştirip kapasiteyi artırabiliyoruz oyunda. Yani Farmit'teki gibi tek silomuz yok. Burası da tohum merkezi arkadaşlar. Tohumlarımızı ve ilaçlarımızı buradan alıyoruz. Sol tarafta samanlarımız var. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu bir ilk izlenim olarak çekiyorum. Hani sizlere yardımcı olması bakımından en azından oyunu tanıyın diye. Bir fikir vermesi açısından çekiyorum. Abi burası neymiş? Patates merkezi. Güzel. Arkadaşlar patateslerimizi buraya getirebiliyoruz. Bu da gayet güzel. Abi biraz sesini kısalım mı? Aynen, devam edelim. Şimdi din, din. Abi arka plandaki müzik güzelmiş ya. Evet. Tamam, buraya devam edeceğiz. Şimdi ne yapalım? Evet arkadaşlar, buradan da ne yapabiliyoruz? Tabii ki yakıt alabiliyoruz. Güzel. Fena değil. Şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar burası da bizim araç depomuz. Fena değil. Tamam. Evet kardeş, nereye gideceğiz? Abi tarlaya götürün beni. Tamam, anladık. Tamam, güzel bir çiftliğimiz var. Fena değil. Ne diyor? Time to start field work. Tamam kardeş. Yani nihayet yani. Arkadaşlar şu aracımızı bir alalım ya. Tamam kardeş, gidiyoruz. Biz Farming'den geldik. Böyle tutorial falan bizlere gelmez biliyorsun. Evet. Biz araba alışverişi için geliyoruz buraya abi. Böyle takla tukla işler bize gelmez. Evet, lan o adam da neydi ya? Ben o adamı gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Hani artist ne arar lan pazarda diyen var ya. Onu gördüm arkadaşlar. Hem de bit pazarında gördüm. Sultanbeyli bit pazarındaydı. Evet. Evet aldık mı abi? Çok iyi. Şimdi arkadaşlar oyundaki sevdiğim özelliklerden bir tanesi arka planda görünüyor. Yani direkt cihazı buradan görebiliyoruz. Abicim şöyle devam edelim bakalım. Evet taklacılar. Drive to the field. Evet. Tamam böyle gideceğiz ama bir dakika lan, ne iş? Sağı gösteriyor. Ha buradan şey mi alacağız kardeş? Yo bir dakika oğlum, bizde şey var. Kultivatör var. Eski kulticilerden kim kaldı be Selim'de de? Evet şöyle bir devam edelim. Oğlum bizi niye getirdin buraya? Ne var burada şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bakayım ya. Geri gel taklacığım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi arka planda biri ıslık çalıyor yalnız. Old McDonald 65. İya iya o. Evet. Evet tam Ali Baba'nın çiftliği tarzında müzikler çalıyor arkadaşlar. Evet şöyle bir devam edelim bakalım ya. Arkadaşlar öncelikle burayı süreceğiz. Evet burası bizim tarlamız. Plow Field. Tamam kardeş süreriz. Şimdi R tuşuyla bunu aşağı indiriyoruz. Dediğim gibi kontroller biraz Farming'den farklı arkadaşlar. Şöyle bir içeri gir lan, içeri gir hadi. Aynen. Hatta ben şöyle arkadan takip edeyim değil mi taklacılar? Ha. Evet, şöyle dışarıdan bir bakalım ya nasıl görünüyor. Abi şöyle bir devam et. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım abi nasıl alıyormuş buraları. Evet böyle bata çıka ilerliyoruz abicim. Fena değil taklici. Evet arkadaşlar ilerliyoruz bakalım ya. Evet. Evet, gel geri kardeş.
şurayı alalım. Çevre görüntüsü hiç fena değil ya. Birazdan ben sizlere şey yapacağım. Yani bölgeyi gezdireceğim. Bu arada karşıdaki uçan balonları görebiliyorsunuz. Güzel olmuş. Fena değil. Şimdi şöyle bir devam edelim. Abicim devam. Yapıştır. Teknoloji. Evet arkadaşlar, sol alt kısımda görüyorsunuz haritadan tarlamızın durumunu görebiliyoruz. Yani burayı kultive ettikçe görüyorsunuz hemen orada beliriyor. Yani bu şekilde de izleyebiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Fena değil. Ancak bana sorarsanız bir farming mi? Kesinlikle değil arkadaşlar. Yani Farming Simulator 15 tabii ki kendi sınıfında bir numara. Abi bu arada tepemizden ne geçiyor bizim ya? Dur bakayım bir. Evet. Şeyler geçiyor. Yalnız sunduğu bazı özellikler benim gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle bu backcam. İşte at çiftlikleri bilmem neler. Yani gayet güzel olmuş. Evet, Z'den geriye takıyoruz. Şurayı alacağız abi. Evet. Ver gazı kardeşim. Aynen. Taklacı mülayim sağlara geri döndü abi. Yapmışlar. Birazdan aşağı doğru bir ineceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım biraz daha. Abi yalnız var ya böyle traktör batı çıka falan ilerliyor ya. Güzel olmuş ya. Evet. Hop bir dakika lan, buraları kultive etmiştik. Taklacı şöyle geç. Aynen. Evet. Fena değil. Şimdi aşağıda pazar falan var galiba arkadaşlar. Pazar mı? Ne pazarı? Evet. Oraya da götüreceğim size. Tamam, burayı aldık mı abi? Çok iyi. Okey. Sen şöyle bir havaya kalk. Arkadaşlar arkaya doğru yine ilerleyeceğiz. Arka planı diyorum ya. Evet, şöyle devam edelim. Neyse, konuştukça da taklaya gelebiliyoruz arkadaşlar. Abi müzikler bayıyor biraz yalnız. Evet, uykumu getirdi lan, şöyle ağacın dibine yaslanıp uyuyacağım ha. Evet, hop. Abi yoldan moldan gitmeye gerek yok. Devam. Şimdi arkadaşlar, nereye geldik abi? Güzel. Burası bizim alışveriş yapacağımız yer arkadaşlar. Haritanın farklı noktalarında, hatta rüzgar gülleri falan da var. Karşıda görüyorsunuz. Güzel güzel, fena değil. Evet, burası ne oluyor abi? Şöyle enter diyelim bakalım. Aa evet arkadaşlar, buradan farklı araçlar alabiliyoruz. Ne kadarmış bu abi? 130 bin. Evet, biçer döver. Uzun biçer döverleri falan alabiliyoruz. 6.6 falan diyor. Abi 13 metrelik yok mu? Gözünü seveyim. Gerçi herhalde kazandıkça arkadaşlar, daha doğrusu kariyer atladıkça şey yapabiliyoruz. Seviye atladıkça farklı araçlar çıkabiliyor. Şöyle bir devam edelim bakalım. Burada ne varmış abi? Burası ne kardeş? Evet, devam edelim bakalım abi. Burayı alabiliyoruz. Tamam, tarla yani. Burası ne kardeşim? Devam. Evet, bir bakalım abi. Buraya samanları satıyoruz. Burada ne yapıyormuşuz? Aa, meyveler falan var arkadaşlar. Ürün yelpazesi biraz geniş Farming 15'e göre. Ne diyor abi? Bayland Fruit Collection Center. Ha evet, tamam. Evet, burada da arkadaşlar meyve ve saman balyalarını satabiliyor. Hop lan, bir dakika taklayıcı. Oğlum ben hiç araç falan görmemiştim. Evet, ilk aracımızı da gördük abi, trafiklik. İlginç. Şöyle bir devam edelim bakalım abi. Burada insanlar var falan filan. Burası neymiş abicim?
Ha, buraya satış yapabiliyoruz arkadaşlar. Devam 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 devam. Lan bir dakika dur, geri gel. Çıkabilecek misin oradan? Çıkabiliyor musun taklacı? Aynen. Ne diyor abi? Crops. Crops falan filan falan filan abi. Tamam. Arkadaşlar, buradan da olaya girebiliyoruz. Yani satışımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Evet, ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Arkadaşlar, dediğim gibi araçların hepsi lisanslı değil. Yarısı lisanslı, yarısı lisanssız bir şekilde sunuluyor. Farming'den biraz da şu anlamda iyi. Yani farklı ekinler ekip geliştirebiliyorsunuz tabii ki. Bu da bir farm oyunu için gayet güzel. Aynı zamanda traktörün içerisindeki kamerayı beğendiğimi söyleyebilirim. Grafikler Farming'den çok iyi değil arkadaşlar. Yani biraz geri planda kaldığını söyleyebilirim. Yani Farming oynamadıysanız Farming oynamanızı tavsiye ederim. Ancak bu oyunda Farming'e göre bir alternatif diyebilirim arkadaşlar. Yani bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.